Herkese kahve. Mert, sana çay getirdim. Sağ ol. Adam. Sağ olsun. Sağ olasın. Elin sağlık kral. Şimdi adamın biri göz hakkı diye tarladan meyve çalmış. Tarla sahibi de adamı dava etmiş. Aralarında uzlaşacaklar. Tarla sahibi adamdan bir derneğe bağışta bulunmasını istiyor. Bu sefer de parada anlaşamıyorlar. Hakimin kararı ne olur? Adamın tarlasındaki ürünlere zarar verilmiş mi? Hayır. Göz hakkını abartmış olabilir mi? Hayır. O zaman bu durumda tarla sahibinin şikayetçi olabileceği tek şey özel mülkiyete izinsiz girmek olur. Evet. Hem ne zaman biz göz hakkına hırsızlık demişiz ki? Haklı. Yani hırsızlık adi bir suç. Ama göz hakkı adı üstünde hak yani. Hırsızlık büyük bir şey. Ne haber? Pek çalışkan gördüm sizi. Otursaydın ya, bayağı ayakta kaldın. Bayağı çalışmaya başladın ya. Tünlü Hanım'ın dosyaları tasnif edilecek. Benden istedi, kırmak istemedim. Bir deneseydin belki kırılmazdı. Ha 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 ha. Bak ne diyorum, ben size mi versem bu dosyaları? Kerem, bir yürü git. Gerek yok. Yo yo. Acil durumda kullanırım ben o videoyu. Ay Kerem, yeter artık. Ben bu adamı da yakarım, stajımı da yakarım demedi demi. Tamam, sakin. Selam. Selam. Ateşli bir tartışmanın içine düştüm galiba. Halicim hoş geldin. Annen nasıl, daha iyi mi? Teşekkür ederim, daha iyi. Ne yaptınız siz ben yokken? Çalıştık, tartıştık, dağıldık. Arada Kerem'e de bakıyoruz adam olur mu diye de ümit yok. Sen nasıl oldun? Daha iyiyim, teşekkür ederim. Arkadaşlar selam. Selam. Doğan Bey sizi toplantı odasında bekliyor. Hepimizi mi? Yani sadece stajyerler dedi ama bilmiyorum. Arkadaşlar kalk. Doğan Ener'i bekletmek hiç olmaz. Bana detoks şeyimden yapar mısın? Nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hayırdır Kerem? Irmak Hanım Doğan Bey bekliyor deyince koşarak geldim. Annenin durumunu öğrendim. Evdeymiş şimdi, çok sevindim. Teşekkür ederim Doğan Bey. Evet, şimdi sizi buraya niye çağırdım? Bu dava 5 yıl önce sonuçlandı. Ama davanın sonucu dosyalarda yazmıyor. Tabii ben çıkan kararı biliyorum. Sizin davanız mıydı? Onu daha sonra söyleyeceğim. Bunun sizin için faydalı bir çalışma olabileceğini düşündüm. Avukatlık meziyetlerinizi görmek istiyorum. Yani mahkeme kurulacak ve siz de bizi izleyeceksiniz, öyle mi? Sayılır. Ama biz buna müvekkil görüşmesi diyelim. Daha doğru olur. Ne yapıyoruz şimdi Doğan Bey? İki tarafın savunmaları ve tarafların hikayesi var dosyalarda. Acele etme Ege. Pardon Doğan Bey. Heyecanıma verin. Güzel, bu heyecanını koru. Sizden iyi bir savunma istiyorum. Ama tarafların dosyalarını incelerken birbirinize sakın yardımcı olmayın. Herkes savunmasını ve sorularını kendi başına hazırlayacak. Kıyasaya rekabet. Melike ve Ozan çiftimiz 4 yıl evli kaldıktan sonra boşanma kararı aldılar. Konumuz anlaşmalı boşanma gerçekleştikten sonra çiftimizin birlikte satın aldığı ev konusunda mal paylaşımında uzlaşmaya gidilememesi. Mert. Buyurun Doğan Bey. Ozan'ın avukatı sensin. Tamam. Hale, Melike'nin avukatı da sen. Memnuniyetle. Bahar, sen de Melike'nin avukatısın. Ama ayrı ayrı çalışacaksınız, unutmayın. Tamam Doğan Bey. Ege, haliyle sen de Ozan'ın avukatısın. Peki müvekkillerimiz kim olacak? Irmak konuya hakim. Dosyanın bir kopyasını ona vereceğim. Ozan için belki Selim'den yardım alırız. Görüşmeye sırayla gireceksiniz. Tülin ve ben de izliyor olacağız. Kerem.
Ozan'ın ifadelerini de sana vereyim. Arkadaşlarına yardımcı olman için. Tabii. Arkadaşlara yardımcı olurum. Güzel. Yarına kadar vaktiniz var. İyi çalışın.